fazla bir etkisi olmaz. Önce onu söyleyeyim yani. Ya ben direkt bunu sormak istiyordum zaten. Yani bu, yani bu Yemen'de Husilerin e, yani askeri gücünü sormak istiyorum. Bunlar kaldırdılar, vurdular. E, bir Husilerin e, Kızıldeniz'i felç eden yani dünya ticaretini e, an itibariyle vurmuş olan ve o yüzden de yani para can evinden batıyı vuran eylemlerini durdurur mu? Durdurmaz. Ya, o, ö, önce onu söyleyeyim. Tam tersi. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani Şöyle bir örnek verecek olsak diyelim ki Allah göstermesin yani bir, bir yerizde bir çıban çıktı tamam mı? Yani burada antibiyotik kullanıp bunu yok etmek gerekirken <laughs> siz bir paslı bir iğne batırıyorsunuz falan. Şu an yaptıkları şey bu aslında. E bu ne olur daha da bu işi yayar bir kere yani şimdi şuna bir sorgulayalım. Dünya ticaretinin %12'si buradan geçiyor. 25 bin gemi yıllık olduğu tahmin ediliyor. Şimdi böyle bir operasyon yaptınız. Koalisyondaki bütün ülkeler buna katılmamış durumda. Şimdi bu çok önemli bir mesaj bakın. Yani koalisyonda 15 ülke var ama sadece iki ülkenin savaş hakları katılıyor. O da ne? İşte İngiltere ta 2000 küsür kilometreden kalkıp geliyor. Aslında bunu daha önceki programlarda da söyledik. Ee, İsrail'in ana lojistik hattı Dikelya Üssü'dür. Dikelya Üssü'dür. Yani bunu ispatı belgesi var. Bakın. Ee, Ağartor Üssü'dür. Yani burasıdır. Burası aynı zamanda Körfez Savaşı'nda da e, hem Amerika'nın hem de İngiltere'nin e, kullandığı Irak'a müdahale için kullandığı bir üs yeridir. Biz de zaten Magosa'da Gazi Mahallesi'nde şu an bir deniz üssü kuruyoruz. Ero hocam bu e, Netanyahu 2012'de Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam e, kısa bir ziyaret yaptı. Ve bu Florakis deniz üssünü e, e, talep etti. Yani ben orada konuşlanayım diye talep etti. Tabii Türkiye ayağa kalktı. Orada böyle bir resmiyet kazanmadı. Evet. Ama biliyoruz ki Milli İstihbarat Teşkilatı da Türkiye'de net olarak söylüyor. Yani hem e, şu tahkim ya bu yani rum kesiminin neye döndüğünü biz anladık bu Yemen Kesinlikle. saldırısıyla Kesinlikle. anlamış olduk. Yani bu bu e, İsrail bir yandan işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, araziler alarak orada attığı adımlar var. Son derece tehlikeli zaten yakından takip ediyoruz. E, diyor Türkiye zaten. Bir yandan 2012'de net resmi talebi vardı. Tabii bu eee resmiyette dökülmedi ama bu Florakis üssü konusunda bayağı bir hevesliydi. Yani ben oradan efendim buradan doğalgazımı yollayacağım da o yüzden orada bir üstüm olsun da buradan geçiş evet. noktası falan diyor. Bir bahaneyle orada konuşlanmak istedi ama bu olmadı. Hatırlarsanız Ford gemisi de geldi geri gitti. Sebebi şu anladığımız kadarıyla zaten burada doğal Akdeniz'de bir uçak gemisi görevi gören bir Kıbrıs var. Yani üst tarafta kuzey tarafta çok fazlasıyla bu uçak gemisinin işlevini görebilecek uçak e, vesaire silah cephane konuşlanmış durumda. Lojistik de oradan zaten sağlanıyor. Dolayısıyla e, Ford gemisinin e, oradan gitmesi aslında İsrail'e olan desteği e, de bir etkisi olmadı. Zaten uçaklar var, zaten lojistik var. Ama güneyde Eisenhower gemisi e, duruyor. Taşıyıcı taarruz grubu dediğimiz onlarla birlikte pek çok ülkenin Uçak şey savaş gemileri hı hı. Hı hı. duruyor özellikle güdümlü füze gemileri şimdi baktığımızda bir kere koalisyonda bir çatlak var efendim yani bunu bilelim bu bu anlama gelir yani daha önceki koalisyonlarda kurulan koalisyonlara mesela bütün ülkelerin tam desteği varken burada şey olsa da çok fazla hani iki tane ülkenin bu anlamda sadece bu operasyonu yapmış olması diğerlerinin katılmamış olması. Ee, önemli bir mesajdır. Önemli bir politik. Aslında bu İsrail'e bir mesajdır. Bunu da görmek lazım. Koalisyon bile kursalar aslında ABD ve İngiltere yalnız kalmıştır. Bunu görmemiz lazım. İkincisi şeyi yaptınız yani husileri vurdunuz. E tamam da bir asker harekatın bir siyasi amacı olmalı değil mi? Sonuçta niçin vurmuş olabilirler diye ya oradaki Yemen güçlerinin yok edilmesi suretiyle Kızıldeniz'in güvenliğinin sağlanması olsa olsa herhalde bu olur. Yani bir daha bir, bu olması evet, gerekir. Evet. Amaç bu. Peki bunu sağlayabildiniz Sağ, mi? Evet. Hayır. İşte mi? Hayır. Sağlayabilecekler mi? Hayır diyorum. Zaten. Yani ben de evet, hani hayır. peki sağlayamayacağınız bir operasyon, politik e, amacı gerçekleştiremeyeceğiniz bir askeri operasyon niye yaparsınız? Peki ne olacak şimdi? Ben size ne olacağını söyleyeyim. Husiler e, Kızıldeniz'deki Amerikan gemilerine mi saldıracaklar? Yok, Suudi Arabistan'a da saldırabilirler. Bakın yani zaten Husiler e, Yemen güçleriyle, Yemen resmi güçleriyle birlikte Suudi Arabistan'la savaşmadılar mı? Daha geçtiğimiz yıl, e, o 2023 yılında Eylül ayında Suudi yetkililerle Husilerin görüşmeleri var. Ateşkesin sağlanması, düzenin sağlanması için. Bakın şimdi, e, şimdi düşünün. Ee, ABD'nin desteklediği Suudi Arabistan'a şey saldırırsa ne olacak yani çatışmanın bölgeselleşmesi yayılması ihtimali var yani bunu bunu görmemiz lazım ee, yine e, bakın bufusiller e, e, Belki de şu ana kadarki savaşta pek çok defa Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından savaş yapıldı yani yıllardır 2014'ten beri bak şeyse açlıktan da çocuk evet yani oluyor. şimdi ama ne oldu aynı Hamas'ın direnci nasıl kırılamadıysa Husiler'in de direnci kırılamadı. ve Husiler çok farklı yerlerden çok farklı e, şekillerde lojistik de alabiliyorlar. Sadece İran'dan da değil. Bakın İran'dan zaten açık destek ama e, çok daha farklı yerlerden. İşte geçen atılan balistik füzeler neredeyse yani hani eğer doğruysa onlar balistik füze. Onlar nasıl getirildi oraya? O kadar Husilerin silah depoları, silahlı güçleri yıllardır vuruluyor zaten yani. Hani şimdi üstüne üstlük siz de gidip tekrar bunu vuruyorsunuz. E ne olacak? Ne olacak yani? Yarın Husiler diyecek ki Arabistan'ı Arabistan'la yaptıkları görüşmeleri de askıya alabilirler ya da işte çok daha farklı noktaları da ABD yanlısı olduğu gerekçesiyle çok daha farklı noktalara Peki. da saldırabilirler. Yani Peki. ha bunun tabii şeye etkisi ne olur? Hamas ee, İsrail savaşına etkisi ne olur? Ee, onu da biraz daha konuşmak lazım. Tabii bu bir tedirginlik yaratacaktır evet, evet. İsrail'de. Belki de İsrail'in bölgede savaş gemileri var. Evet. Belki daha fazla e, kuvvet ayırmasına yol açabilir ama asıl burada kötü olan şey bunlardan sonuç alınamayacağını Amerikalılar da biliyor. Muhtemelen ben bunu akşam gazetesinde de bir ay kadar önce yazdım. Muhtemelen buraya bir kara operasyonu yapılacak. Şimdi onun sonuçları ne olur? Yani iyice bölge istikrarsızlaşmaya başlar. Yemen'e kara operasyonu evet. olabilecek söz. Peki. Yani ikinci aşamada Peki. hava şimdi değil ama hava kuvvetleriyle söz. daha Hı. vurduktan sonra bir süre sonra Peki. buna doğru dönebilir iş.